Biz yeni nesil soruları nasıl çözerize geçmeden önce acaba yeni nesil soru ne demek? Önce bir bunu anlayalım. Şimdi arkadaşlar eskiden bilgiye dayalı bilenlerin yaptığı bilmeyenlerin o konu hakkında fikri olmayanların çözemediği sorularla karşılaşıyorduk. Fakat bundan sonraki sınavlarımızda yeni nesilden kastettiği bilgiyi anlamaya analiz etmeye yorumlamaya dayalı Gerçek yaşamla bağlantı kurularak hazırlanmış sorular demektir. Yani yeni nesil sorularda siz birden fazla kazanımı uygulamak zorundasınız. Sadece bilmek yeterli değil. Peki bu tarz soruları nasıl çözeceğiz? Şimdi bu soruyu çözmeye çalışacak bir öğrencimiz ilk önce bu konu hakkında yeterli bilgiye sahip olacak. Ardından bu bilgiyi yorumlayacak, analiz edecek ve bu şekilde doğru sonuca ulaşacak. Peki bu tarz soruları nasıl çözeceğiz? Haydi birlikte görelim. Birinci maddemizde ne diyor arkadaşlar? Yeni nesil soruda verilen ön bilgilerde ipuçları gizlidir unutma. Şimdi ön bilgi diye bir kavram çıktı arkadaşlar. Sorunun öncesinde verilen yukarıdaki sorunun üstünde yer alan bilgiye biz ön bilgi diyoruz. Şimdi bunu kimse umursamıyor. Daha doğrusu ya zaten ben bu ön bilgiyi biliyordum deyip örneğine geçiyor. Fakat biz buna dikkat edeceğiz. Çünkü burada soruyla ilgili çözümünde ufak ipuçları gizli olabilir. Bu yüzden bu tarz sorularda yani yeni nesil sorularda ön bilgiler bizim için çok önemli. Haydi bunu bir örnek üzerinde görelim. Evet örnek sorumuzu incelediğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir ön bilgi verilmiş. Şimdi biz Ön bilgiyi de okuyalım, sorumuzu da okuyalım. Bu ön bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirsiz nesne bulunmaktadır diyor. Arkadaşlar ön bilgiyi çok okumadım, dikkat etmedim. Ne ve kim sorulan cevap verir ve belirsiz nesne zaten biliyorum. Ve bu şekilde soruyu çözmeye başladım. İnsanlığın ilk mabedi olarak bilinen Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim ve Kültür Teşkilatı'nın Dünya Mirasları Geçiş listesine yer alan Göbekli Tepe, Kasım ayında Uluslararası Klasik Müzik Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Ev sahipliği yapacak yükle kim ev sahipliği yapacak? tamamını alıyorum. Yer alan Göbektepe. Burası da belirtisiz nesne. Ve cevap A dedim. Ne yaptım? Yanlış yaptım. Niye? Arkadaşlar ön bilgi basit gibi geliyor. Bili biliyorsunuz gibi geliyor ama yine de dikkat edelim. Burada önemli bir nokta söylemiş. Belirsiz nesne özneyi bulduktan sonra eylemden etkilenen varlığı ifade eder. Yani bu sorulara direkt cevap veren öge belirtisiz nesne değildir. Önce özneyi bul diyor. O zaman tekrardan soralım. Kim ev sahipliği yapacak? Tamamını okuyorum Göbektepe. Önce neyi bulmam lazımmış? Özneyi. Dolayısıyla tekrardan soruyorum. Başka var mı cevabı? Kim? Buydu. Ne? Yok. O zaman A'da sadece özne var. Belirtisiz nesne yok. Peki bu bilgiye göre kontrol edelim yine. Aras efendi dünyada doğruluğun faziletin hala var olduğunu biliyordu. Biliyordu yüklem. Kim? Aras efendi. Önce özneyi bul demişti bana. Peki şimdi bakalım ne ve kim var mı başka? Yok. Günümüz çocuklar eski çocuklar gibi düzenli ve sistemli kitap okumuyor, okumuyor yüklem. Kim? Önce özneyi buluyorum. Günümüz çocukları. Özne. Bir daha soruyorum aynı soruları. Ne okumuyor? Kitap okumuyor. İşte arkadaşlar belirtisiz nesneyi buldum. Cevabımız A değil C seçeneğiymiş. Demek ki neye dikkat etmek gerekiyor? Ön bilgiyi zaten biliyorum diye okumadan soruya geçmeyeceğiz. Ön bilginin tamamını dikkatli okuyacağız. İpuçları vardır. İkinci maddemize baktığımızda soru kökündeki çıkarılamaz değildir kesinlikle gibi ifadelere dikkat et. Arkadaşlar bunlara dikkat etmezseniz bütün emeğiniz boşa gidebilir. Yani bir kelime ama genelde altını çizerler bu kelimelerin fakat biz bunları önemsemiyoruz. Burada hata yapıyoruz. Bakın örneğimizde inceleyelim nasıl çözmemiz gerekiyor. Şimdi bu soruyu soru kökünü hızlı bir şekilde okuyarak geçiyorum. Çok dikkat etmiyorum. Bu cümleye bakıldığında hangisi kesin olarak söylenir? Bu şekilde eledim. Hemen bakıyorum. Birçok türü bulunan hieroglif yazı sisteminin en bilindik türü olan Mısır hieroglifleri dışında Luvi hieroglifleri ve Urartu hieroglifleri de Mezopotamya'da kullanılan diğer türlerdendir. Hieroglif yazılar yalnızca Mezopotamya'da kullanılmıştır. Bakın Mezopotamya'da kullanılan hieroglifleri de. Dolayısıyla bu da Mezopotamya'da kullanılmış ve ben cevaba A diyebilirim. Çünkü Mezopotamya dışında bir bilgi vermedi. Ama böyle yaparsam yanlış olur. Çünkü soru kökünde bana bir şeyin altını çizerek söylemiş. Kesin olarak söylenir. Burada yoktu ama belki Mezopotamya dışında kullanılan yazı da vardı. Bu kesin değil arkadaşlar. O yüzden burayı okuduğunuzda daha dikkatli yapacaksınız. Bunun kesin olmadığı için eleyeceksiniz. Devam edelim. Hiyeroglif yazılar Mısırlar tarafından bulunmuştur. Böyle bir bilgi yok. En bilindik türü diyor sadece. Hiyeroglif yazı Mısırlar tarafından daha çok kullanılmıştır. En bilindik türü kullanılmış. En çok kullanılan dememiş. Mezopotamya'da farklı hieroglif yazı türleri kullanılmıştır. Mısır, Luvi, Urartu. Kesin. Çünkü üç tane vermiş. Dolayısıyla arkadaşlar buna dikkat edelim. Hangisi çıkarılamaz? Kesin olarak söylenir. Kesin olarak söylenemez gibi ifadelerde altı çizili bölümü soru kökünü oldukça dikkatli okuyalım. Üçüncü maddeye göz attığımızda arkadaşlar soruyu çözerken her cümlenin altını çizme. Sadece önemli noktaları belirle demişiz. Arkadaşlar bu benim de çok yaptığım bir hatadır. Aslında bir tarzdır. Gerçekten bu şekilde verimli olduğunu düşünüyorsanız siz bu kuralı uygulamayabilirsiniz. Mesela ben şu solda görmüş olduğunuz örnek soru benim çözümüm. Yani bütün cümlelerin altını çizerdim. KPSS'ye hazırlandığımda, daha önceki sınavlara girdiğimde yani bayağı da zorlanırdım aslında. Bu çoğu insana göre karışık ve soruyu algılamada zorlanmasına sebep oluyor. Ancak örnek çözüm nasıl olması gerekiyor? Bu kavram kısaca demiş. Bakın önemli bir nokta. Buna karşın örneğin bu tarz bölümlerin altını çizmiş tamamını karalamamış ve sadece emin olduğu seçenekleri yuvarlak için alıp sonuca ulaşmış. Yani arkadaşlar çok fazla karaladığınızda soruyu algılamanız biraz zorlaşabilir. Siz siz olun yani bendense tavsiye sadece önemli noktaların altını çizerek yapın. Ben bu şekilde yapmıyordum orayı da itiraf etmiş olayım. 4 diyoruz her gün ortalama 1 saat kitap oku. Arkadaşlar bu oranı arttırabilirsiniz bu saati. Ancak hiç okumadan bu soruları yapmanız gerçekten çok zor. Niye? Şimdi bize yeni nesil sorularda sadece bilgiyi istemiyor. Bunu ne demiştik? Az önce de söylemiştik. Analiz etme ve yorumlama gücüne sahip olmamızı istiyor. Yani kalkıp da bizlere bu nedir? ya da hangisinde sıfat vardır? Bu tarz direkt bilgi isteyen sorular sormuyorlar. Bunu yorum yapmanızı istiyorlar. O yüzden biz bol bol kitap okuyarak günlük ortalama bir saat diye yazdım. Siz bunu daha da arttırabilirsiniz. Okuma hızımızı arttırırız. Süreden kazanmış oluruz. Hem de anlama kapasitemizi bu şekilde yükseltmiş oluruz. Burası çok önemli arkadaşlar. Bunu ihmal etmeyelim. Ve işte en çok yadırgadığım Konu burası arkadaşlar eski soru tiplerini hor görme. Şimdi yeni nesil sorular çıktı diye bizler eski kaynaklarımızı arka plana atıyoruz ve hep bu tarz soruları çözmeye çalışıyoruz. Ancak bu böyle olmaz. Yeni nesil soru da olsa bizim öncelikle neyi halletmemiz lazım? Bilgiyi bulmamız lazım öncelikle bilgiyi bul. Ve bilgiyi bulmak için pat diye yeni nesil sorular çözemeyiz. Önce eski tip sorularla bilgiyi bulacağız. Sonra adım adım, bunları analiz etmeye ve yorumlamaya başlayacağız. Yani arkadaşlar ilk adım, bunu da yazıyorum, ilk adım yapacağımız, eski tip soruları da çözmek. Hatta bol bol çözmek, bilgi düzeyimizi önce belli bir seviyeye çıkarmak. Hiçbir şey bilmeden kalkıp da bu tarz bir soruyu çözemezsiniz. Mecburen yeni eski basım kaynaklar da olabilir. Yeni basılan eski tip sorular da var arkadaşlar. Direkt bilgi size veren bu bilgileri alalım. Önce bunları sentezleyelim. Daha sonra ikinci adımlara geçeriz. Beşinci maddemiz çok önemli. Altı, her gün yeni nesil sorular çöz. Eğer bilgiyi hallettiysen ya da bilgi de gerçekten ileri bir seviyeye çıktıysan, tabii ki eksiklerin yine olacaktır. Yeni nesil soruları bol bol çözmelisin. Yani buraya günlük bir sayı yazmıyorum. Niye? Bir günde matematikten çözersiniz o gün sayı, e, sayınız az olur soru sayınız. Ancak bir gün sadece sözel çözersiniz Türkçe, sosyal bilgiler gibi o zaman bayağı arttırırsınız. Net bir sayı vermek iyi değil onu eklemiyorum. Ancak sabit hiç aksatmadan günlük bir miktar soru çözün yeni nesil çünkü bakın bu benim hayat felsefemdir gerçekten okul düzeyinde okullardaki e, kazandığım sınavları saymak gerekirse hepsindeki hayat felsefemdir arkadaşlar bir konuyu en iyi soru çözerek öğreniyorum bunu benim kendi şahsi öğrencilerim bilirler bunu okulda da kendilerine söylüyorum yani Kendimde gördüğüm için size tavsiye ediyorum. Hiçbir bilginiz olmasa dahi... ...bir konuyla ilgili... ...mesela ne olsun fiilimsiler... ...açtınız 20 tane soru çözeceksiniz. Hiçbir bilginiz yok. Çözdünüz yanlış, çözdünüz yanlış, çözdünüz yanlış... ...anlamıyorsunuz zaten. Cevap anahtarına geçtiniz, kontrol ettiniz... ...doğru cevabı öğrendiniz... ...ve bu 20 sorudan sonra tekrardan başka bir 20 soruya geçtiğinizde... ...en az 5, 6, 7, 8 doğruya çıkacaksınız. Çözdük sıra artacak. Niye? Her soruda siz bu konuyu daha iyi öğreneceksiniz. İşte yeni nesil soruları da bol bol çözerseniz mantığını daha iyi kavrarsınız. Ön bilgi ne demek? E, bunu nasıl yorumlayacağım? Bu çıkar bu çıkarılamaz. Kesin olarak demiş. Bunları iyi bilmenizin yolu arkadaşlar. Yani şu anlattığım videonun altın kuralı veya özü diyorum. Her gün yeni nesil soru çözmek, pekiştirmek için, alışmak için, kendiniz öğrenmeniz için bunu mutlaka uygulayacaksınız. Son demişiz arkadaşlar. Yapamadığın soruların çok olması kötü değildir. Üzülüyorum. 20 soruda 6 tane yanlış mı çıkar? deme. Tam tersine. Hata yaptığın sorular o konuyu daha iyi anlamanı sağlar. Hata yaptın. 8. sorun yanlış. Açıyorsun cevap anahtarını. Sen B yapmışsın, cevapta C demiş. E arkadaşlar C seçeneğini okuduğunda aa evet ben bunu nasıl atlamışım ya da aa böyle miymiş? Yeni bir bilgiyi ne yapmış oldun? Hafızana yerleştirmiş oldun. İşte ne kadar yanlış yaparsan o kadar yeni bilgi öğrenirsin. Hepsini doğru yaparsan özgüvenin artar ve bu şekilde konuyu bilmediğin yerler karşına çıktığında e, bocalarsın. O yüzden yanlış yaptığınıza üzülmeyin. Gerçekten üzülmeyin. Yanlışlarınızın cevabını kontrol edip onu öğrenin ve bu duruma sevinin. Arkadaşlar yeni nesil soruları artık çok daha kolay çözmenizi istiyorum. E, çözeceğinize inanıyorum. Yeter ki çabalayın. Siz emek verin arkası gelecektir. Allah yardımcınız olsun. Sizlere başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.